Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasalardaki gelişmeleri yorumlayacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Dün çok sayıda Merkez Bankası'nın kararı ve toplantısı vardı. Bunların hepsinin üzerinden hızlıca geçeriz. Başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere. Diğer taraftan yine virüsle ilgili gelişmeler önemli. Vaka sayılarında ciddi anlamda artış var. Biden'ın özellikle virüsle ilgili yapmış olduğu rehberlik önemli. Önümüzdeki bir ay içerisinde 100 bin kadar Amerikan vatandaşının hayatını kaybedebileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla belki bir parça bu çerçeveyi de değerlendirebiliriz. Janet Yellen'ın yine açıklamaları var. Amerikan Hazine ve Maliye Bakanı vergi tarafındaki yeni düzenlemelerin neler olabileceğini, özellikle geliri yüksek olan kesime dönük, aynı zamanda şirketlere dönük yeni vergiler salınabileceğini ifade ediyor beklendiği gibi. Diğer taraftan da yine Bitcoin tarafında kripto paralara bakarsak, Bitcoin'de 30 bin doların altına sarkıldı. 42 bin dolarla zirve görüldükten sonra oldukça sertçe bir düşüş. Bir miktar buna bakabiliriz. UBS gibi kurumlardan gelen çeşitli uyarılar da var kripto para evrenine ilişkin. Bunlara dair detayları da konuşuruz ama biz öncesinde gidelim araştırma masasına. Cumhur Örnek bizleri bekliyor günün ilk rakamlarını ve başlıklarını paylaşmak için. Açıl merhaba. Yoğun bir haftanın sonuna geldik. Baktığımız zaman haftanın son işlem gününde bugün PMI verilerini takip edeceğiz. Kapanmalara dair atılan adımlarla hizmet PMI'larda düşüş bekleniyor. Kapanıştan sonra da S&P gelecek. Ama onun öncesinde şunu söyleyelim. Biden uyarılarıyla birlikte Nasdaq ayrıştı ama ABD vadelerinde eksi bir seyir var. Doların diğer gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kazancı olduğunu söyleyelim. Euro hariç Euro dolar 1.21.72'ye kadar yükselmiş durumda. İçeriyle başlayalım. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını takip ettik. Bu noktada beklentilere paralel politika faizinde bir değişiklik yapılmadı. Ancak metnin içerisine baktığımız zaman zaman kavramının geliyor olması, para politikasının sıkılığıyla ilgili ve ek gerek görülürse sıkılaşmaya gidilebileceği sinyali hem yurt içinde hem yurt dışında pozitif karşılandı ve Türk lirasının değer kazancı yöneldiğini gördük. Geçtiğimiz haftalarda da geriye dönüp baktığımızda eksponansiyel 200 günlük ortalamaya kadar gelip sekmişti. Son dönem oluşan fiyat hareketlerine baktığımızda kabaca 7.30 ve 7.50 bandında yatay bir seyre girdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada destek nerede olur şeklinde çalışmalara gittiğimiz zaman evet ağırlıklı ortalamalar birinci kılavuz olabilir. Diğer taraftan da opsiyon piyasasına da şöyle hızlıca bir göz atalım. Geriye dönüp baktığımızda özellikle kısa vadeli opsiyonlarda 7 seviyesiyle 7.60-70 seviyeleri arasında bir sıkışma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burayı alım satım olarak değerlendirmek isteyecek piyasa yapıcı bankaların düşüşlerde bir miktar dövize talep göstermesini bekleyebiliriz. Bakalım bir kırılma gelip Türk lirası aşağıya doğru gelebilecek mi? Bunu yakından takip edeceğiz. Tabii bugün sabahleyin Japonya'dan da enflasyon rakamlarını aldık. Düşüş var. Fiyatlarda, genel fiyatlar düzeyinde hem gıda tarafında hem talep kısmındaki yaşanan sorunlarla, ancak daha önce borsayla enflasyonun pozitif korelasyonlu olduğunu, yani beraberce yükselip beraberce düştüğünü görüyorduk. Ancak salgın döneminde diğer ülkelerde olduğu gibi farklılaşmanın, ayrışmanın olduğuna şahit oluyoruz. Burada da giren para politikası ile ilgili atılan adımlar, mali teşvik ve sözlü yönlendirmeler hisse senetlerini burada da enflasyon kısmından olan ilişkisini koparmışa benziyor. Diğer noktada tabii ki hisse senetlerini anlatırken bir yandan mali ve parasal teşvikleri söylüyoruz. Bir yandan da şirketlerin bu noktada uyum sağlaması söz konusu. Citibank'ın küresel şirket karlılıkları endeksine baktığımız zaman burada da aylar geçtikçe şirketlerin önümüzdeki dönem karlılığı ile ilgili beklentilerin yukarı doğru revize edildiğine de şahit oluyoruz. Dolayısıyla hisse senetleri belli ölçülerde bu zamana kadar aşı haberleriyle, salgının sona vereceği haberleriyle, mali teşviklerle gelmişti. Ama şimdi biraz da bunun şirket karlılıklarıyla desteklenebileceğini görüyoruz. Son olarak tabii ki salgın dönemi içerisinde emtia da ön plana çıkmıştı. Burada gümüşe şöyle bir göz atalım. Altın kadar orası da ilgi çekiyor. Bu hafta içerisinde gümüşün en çok işlem gördüğü borsa yatırım fonuna son 7 yılın en yüksek girişi yaşandı. 500 milyon dolarlık bir giriş yaşandı. Bu da son dönem içerisinde gümüş fiyatlarındaki hareketliliği açıklıyor diyeyim. Sözü tekrar size bırakayım.
Cumhur, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Biz de Gökhan Şen'le sohbetimize başlıyoruz. Gökhan, özellikle dün itibariyle biraz önce söylediğim gibi çok sayıda Merkez Bankası kararı var. Endonezya, Güney Afrika, Türkiye, Brezilya, Avrupa Merkez Bankası hepsi durduğu yerde durdu. Ama bunların içerisinde önemli olanı bizim için elbette öncelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı ve burada faizi sabit bırakmış olmakla beraber verdiği mesajdaki sertlik, tonlama ve şahin duruş açıkçası piyasa tarafından takdire şayan bulunuyor. Şimdi Merkez Bankası için dün de konuştuk. Herhalde son zamanların en rahat toplantısı olacaktı. Tabii bunun birkaç tane sebebi var. Bir numaralı sebebi yeni maliye yönetiminin ve yeni Merkez Bankası yönetiminin enflasyondaki bu inanılmaz yükselişin hakikaten de memleket için en büyük problemlerden biri olduğunu tespit etmeleri ve bunu ilan etmeleri oldu. Birincisi bu. İkincisi de buna yönelik kaygıları anlayıp bunun da orta ve uzun vadeli potansiyelimizi yok ettiğini görüp piyasalardaki faiz artışlarını bu enflasyonun getirdiğini görüp ülkedeki ne zaman bir ekonomik toparlanma olsa bunun enflasyon ve cari açık kaygılarıyla ve eriyen kurla bir şekilde bir istikrarsızlık yarattığını görüp bunun yani ana problem olduğuna karar kıldılar ve ona göre de önlem almaya başladılar, vaziyet almaya başladılar. Dolayısıyla bu realiteye yaklaşım ve gerçeğe doğru bir adım atması bu şeylerin, yeni yönetimlerin bana kalırsa piyasalardaki risk priminin düşüşüne sebebiyet verdi. Bu çok yani olumlu bir hareketti. Ondan sonrası için teknik kısmını da tabii bu enflasyonun nereden nereye geldiği, nereye gideceği gibi konular var. Şimdi bu enflasyona karşı oluşmamış bir zaferi varmış gibi biz ilan edip o varsayım üstünden yürüdük. Oysa ki Türkiye'de enflasyon son 2-3 yıldır epeyce canlı. Yani enflasyona sadece manşet olarak bakarsan belki kafanda bir şeyler oturur ama birazcık da işte enflasyonun yani iç eğilimi ve enflasyonun nereye gittiği, ortalamaları, enflasyonun yayılım endeksleri birazcık daha yani farklı profesyonel göstergelerle çalıştığında ve birçok şeyde sektörde de fiyat baskıları olduğunu çeşitli sebeplerle daha önce burada sıklıkla da konuştuk. Yani siyaseten de zorlama olduğu başka regülatörler tarafından da ya nereden bakarsan bak. Dolayısıyla bunların bir yerde patlak vereceği kesindi ve kurdaki değer kaybının da asla önüne geçilmedi. Yani kurda bu değer kayıpları sürdüğü müddetçe enflasyonun tek hanede kalması mucize olurdu. Mucize gerçekleşmedi. O yüzden de devamlı bir aşınma gördük. Buna önlem alındı. Yani bir numaralı bence mesele bu. Ve işte akıldaki aslında çalışmayan işte değersiz TL ve dolayısıyla devamlı artacak ihracat, devamlı artacak işte iç üretim falan gibi bir söylemle devam ettik. Fakat bu model tutmadı. Çünkü ne iç üretim istediğimiz oranda arttı ne de ihracatta kalite anlamında yani katma değer anlamında gerekse de yekünler, volümler anlamında istediğimiz yere varamadık. Dolayısıyla bu modelden tahminen vazgeçildi. Bu modelin de tabii bazı getirdikleri vardı. Yani ekonomi hafif soğuduğunda devamlı olarak bir kredi pedalına basmak, o krediyle beraber iç talebi körüklemek, o körüklenmiş taleple de ithal mallara talep, ardından da cari açık. Böyle olunca tabii şimdi şeye bakıyorsun yani mesela pandemide bu iyice bence ortaya çıktı. Pandemi geliyor, özellikle düşük gelir grubuna sahip ya da kayıt dışı çalışan, YVM ile çalışan, daha düşük ücret alan insanların işlerinden olduğunu görüyorsun. Ya da olmasalar bile işte aylık 1000 lira son... Gelirlerinin çok ciddi anlamda düşüyor. Gelirlerinin eridiğini, erozyona uğradığını görüyorsun. Şimdi pandemi bu işi yani toplumun geride kalanlarıyla ortasında, orta sınıfta pek kalmadı ya, hafifçe yukarı meyledenleri ya da yukarıda olanlar arasındaki farkı iyiden iyiye açtı. Bu dünyada da böyle ama bizim gibi ülkelerde bu fark iyice görünür oldu. Asgari ücret ve ortanca ücret arasındaki makas neredeyse tamamen kapandı Türkiye'de. Yapıştı birbirine. Yok denecek kadar az. O yüzden de şimdi insanlar diyorlar ki ya bu hangi Türkiye? Yani insanların aç kaldığı, yoksullaştığı ve böyle kötü giden bir Türkiye mi? Yoksa acayip de bir talep var. Yani konut satışları bakıyorsun 1,5 milyon. İşte otomotiv 300-400 binlerde giderken hop iki katına çıkmış. %60 artmış. Otomotiv satışları. Beyaz eşya neredeyse çift tane neredeyse %20'ye yaklaşacak. Yani birileri işte bulaşık, çamaşır makinesi, araba, ev filan alırken bambaşka bir yere koşuyor. Birileri de yarın ne yapacağını düşünerek gece yastığa kafasını koyuyor. Bu normal değil. Çünkü krediye böyle bastığınız zaman gaza birileri hakikaten de hali vakti yerinde olduğu için ya da
gözü kestiği için öyle söyleyelim, hemen dönüp o kredi mekanizmasıyla tüketime gidiyor. Fakat bu tüketim bir yandan cari açığı, enflasyonu azdırıyor. Diğer kalanlar için kendilerine de zararı var ama diğer kalanlar için işler daha da yıkıcı hale geliyor. Ya bu sürdürülemez bir şey yani. Ve dolayısıyla orta uzun vadeli potansiyeli de yok ediyor. Hem büyüme aşağı baskılanıyor hem de yani büyüyeceğiz filan derken bir bakıyorsun ortada istihdam yok. Yani istihdam olmadığı gibi var olan istihdamın da geliri düşmüş. Dolayısıyla sen ne kadar katma değerli ürün üretirsen üret, aslında iç pazarında onun alıcısı olabilecek insanların onu alacak mecali kalmıyor. Tabii. Yani dolayısıyla ondan sonra da söylemler havada kalıyor. Yani 2,5 milyon istihdam vesaire olmaz. Yani burada mümkün değil. O yüzden bu enflasyonu en azından bir kısmını çevrelemek lazım. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın burada oynadığı rol ve maliyeden aldığı destek bence çok kıymetli. Yani o yüzden de dünkü karar, yani niye kolay olduğunu anlatıyorum dünkü kararın. Buraya gelene kadar çok zorlu zamanlar yaşandı. O zorlu zamanlardan sonra yani yutkunarak, doğru düzgün işi yapmaya çalışarak belli bir yere geldikten sonra dünkü maç diyelim artık, yani o maça çıkmak kolay hale geldi. Çünkü öncesinde çok iyi idman yapıldı, çok iyi bir performans ortaya kondu. Şimdi dün iki tane şey olabilirdi. Dün sabah burada da konuştuk. Ya Merkez Bankası söylemini sertleştirip ben görüyorsunuz gerekeni yaptım. Yapmak konusunda da elim serbest. Oraya da yazarım. Yani gerektiğinde gereği yapılacaktır. Aynı zamanda bu enflasyon meselesinde çok önemsiyorumu da koyarsa yine de olur. Ben olsam 50 bas puan da yanına artırabilirdim. Ya da belki şeyi de, yani enflasyondaki 1-2 aylık artışları da gözleyip orada da gerekirse artıracak olabilir. Ama dediğim gibi bu bir taktik meselesiydi. Yani kurda birazcık daha hızlı değerlenme, risk priminde daha hızlı düşüş ve dolayısıyla bir sonraki faiz indirimini azıcık öne çekme ihtimali olur mu olmaz mı ince hesabı vardı. Daha ortodoks bir yol tercih edilmiş. Metinde bence iki tane çok önemli konu var. Bu iki önemli konunun piyasalar tarafından gerçekmiş gibi algılanması, yani Merkez Bankası'nın iletişiminin piyasalar tarafından kabul edilmesi de bana göre uzun zaman sonra sözel olarak Merkez Bankası'nın sarf ettiği bir iletişimin ilk defa kucaklanmasıdır piyasalar tarafından. Bu bence çok önemli. Ve uzun süre sonra da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok güzel sahi bir merkez bankacılığı yaparak ve piyasaları da inandırarak sözle yönlendirme, yani forward guidance modeline geçmiş oluyor. Ya şöyle bir dönem yaşandı Türkiye'de. Söylenen ve yapılan birbirini tutmadı. Yani sıkı para politikası duruşu faiz 24'ten onlara inene kadar sürekli argüman olarak kullanıldı. Sonrasında 7,5'a kadar indi faiz. Hala temkinli duruş demeye devam ediyorduk biz. Yani temkinli olmasak nereye kadar indirebilirdik? Bu ayrı bir konu. Şimdi onun arkasından gelen eylemle bezenmiş bir söylem piyasa tarafından ödüllendiriliyor. Demek ki hani sadece söylemek yetmiyor. Önce yapıp sonra söylediğinizde insanlar dinliyor. Yani burada da çok konuştuk. Bir numaralı kural yani Merkez Bankası'nda. Tabii ki yani herkes kredibilite falan konuşuyor ama kredibilite yani geçmiş yönetimlerden gelir, şahsınızdan gelir, birçok yerden gelebilir. Ama bir numara da yapmaktan gelir. Yani beğenmediğim biri olur. Hatırlarsan bu ülkede Merkez Bankası başkanları da geriye dönük çok tartışılmış, çok konuşulmuştu. Ben Durmuş Yılmaz'ın geldiği zamanı da hatırlıyorum. Beğenmemişti insanlar farklı sebeplerle, politik vesaire o bu filan. Şimdi geriye baktığın zaman yani o günleri arayan çok fazla insan var, doğru mu? Yani demek ki bu ön fikirli olmak, peşin hükümlü olmak falan bunlar yanlış. Sonuçta Naci Bey gelirken de siyasi bir kariyeri olduğu için vesaire zaten icraatın da içinden geldiği için yine çok ciddi endişeler dile getirildi. Ve geriye dönüp baktığında da çok ciddi problemler vardı. Ama şu an gördüğün gibi yani bizim Anadolu tabiriyle adeta piyasalar için baş tacı yani. Şu gördüğün şeyler, eylemler bu. Metne baktığında da çok iyi merkez bankacılığı var. Yani bu enflasyon eğilimi kırılana kadar biz uzun bir müddet bu sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz diyor. Burada iki nokta kritik. Bir, bu duruşun sıkı olduğuna piyasalar kani. Onlar inanıyorlar. Yani ben bunu hem getiri eğrisinin şeklinden hem oradaki faizlerin yapısından geldiği seviyeden hem de kurum verdiği tepkiden anlıyorum. Hem de CDS'den, Türkiye'nin risk priminden. Yani 4 aylık yerden çıkarım yaptığında evet sen sıkı duruyorsun diyorlar. Bu bir. İkincisi de uzun müddet burada ben sıkı duracağım demek. Yani teknik anlamda birkaç ay daha biraz baz etkisinden sonra enflasyon gerilemeye başlayacak. Artış hızı yavaşlayacak. O zaman hemen bana gelmeyin diyor. Yani çünkü ben o zaman hemen faiz indirimi yapmayacağım. O yüzden müsterih olun. Yani kurda falan pozisyon alacaksanız, yabancı olarak gelecekseniz, yerli olarak maliyet hesabı yapacaksanız, eldeki dövize falan bir karar verecekseniz bunu siz bir rehber olarak alabilirsiniz diyor. Bu bence çok önemli.
Peki yani sıkı duruş, enflasyonda işte düşme eğilimi falan diyorsun da yani bu bahsettiğin nedir yani? Mesela 3 mü olacak? 5 olunca mı? Ne yapınca sen acaba faiz indirirsin ya da faiz arttırırsın? Onu da anlatıyor. Gayet de geniş anlatmış. Yayılım endekslerine bakarım diyor. Piyasa fiyatlamalarına bakarım. Ana eğilimi izlerim diyor. Ana eğilim yani enflasyon kendi canına bakarım. İçinde ne oluyor enflasyonun? Enflasyon gerçekten nereye gidiyor? Ve aylık gürültülerden de daha ötesine bakarım. Orta vadeli bir perspektifle bu yani minimum 3 ay, tercihen 6 ay Merkez Bankacılığı birliğinde orta vadeli bir perspektifle hareket ederim. Ha siz eğer ki Haziran'da enflasyon gerçekten tek hanenin ucunu yakarsa, kurda iyi seviyeler olursa, bana faiz indir baskısı yaparsanız ya da kuru daha da aşağı doğru sürüklerseniz 6,5'lara doğru falan kaydırırsanız ha o zaman konuşuruz diyor. Yani bunun şeyi bu, Türkçesi bu. Dolayısıyla bu iki tane mesaj bence çok iyi Merkez Bankacılığı. Piyasa da bunu okuyor ve en önemlisi piyasa buna inanıyor. Ya bu uzun süre sonra ilk defa alıyor. Çünkü daha önce işte makul reel faiz, hadi canhıraş grafikler yaptık, işte bütün emerging market'taki, gelişen ülkelerdeki faizleri çıkardık, beklenen enflasyonları koyduk, CDS'i düştük, çarptık, böldük, topladık. O kadar matematik yaptık, sonra o da geriye kalmadı filan. Ve bu duruşun adı da mesela temkinli duruş oldu. Sonra işte yani kurun, faizin falan geldiği seviyeler ortada. Temmuz'da... Bu arada kurul aynı kurula. Yani kurul bir tek başkan kurul değişti. Evet. Yani faizi Temmuz ayında 7,5'a kadar indiren de aynı kurul. Şu anda 17'ye çıkaran da aynı kurul. Dolayısıyla bir tek başkan değişti. Yani kurul etkinliğini de sorgulamamız gerektiğini çok net gösteriyor herhalde. Demek ki kurul epeyce açık zihinli. Yani öyle söyleyebiliriz yani her yöne. Çift doğru, yönlü çalışabiliyor. Çift yönlü çalışabiliyor. Önemli bir şey. Dolayısıyla yani piyasaların bunu satın almış olması bence çok kıymetli. Yani bu anlamda merkez bankacılığı anlamında, merkez bankası piyasalar aktarım mekanizması anlamında bence çok kıymetli işler oluyor. Hakikaten kıymetini bilmek lazım. Dolayısıyla da şimdi bir istikrar var. Yani çok önemli problemler var. Az önce bahsettik istihdam, Türkiye'deki gelir dağılımındaki ciddi eşitsizlik, Türkiye'nin büyüme problemi. Türkiye 3 yıldır ortalama 1 büyüyor. Yani burada devamlı konuşuyoruz ama yani Türkiye'nin gündemi bu değil gördüğüm kadarıyla. Yani herkes başka bir yerde ama Türkiye 1 büyüyemez, Türkiye 3 de büyüyemez. Çünkü Türkiye 3 büyürse Türkiye'de işsizlik artmaya devam eder. Yani bunlar çok önemli problemler ve 2-3 milyon insan... Sadece bu yıl yani geniş tanımlı işsizlik olarak bakarsan işsiz şekilde orada duruyorlar. Zaten yüksekti bizim işsizliğimiz. Dolayısıyla yani geniş tanımlı işsizliğin 25-30 puanlarda 29.1 en son gezdiği bir ülke yani normal değil. Yani hele ki bizim gibi işte genç nüfusuyla övünen iyi de bir şey tabii ki. Bir ülke için bu normal değil, iyi değil. Gençlerde işsizlik çok daha da yüksek. Yani ne okuyan ne çalışanlara baktığında ortalamalar işte 50-55 puanlara kadar gidiyor. Gençten ancak bir çalışabiliyor demek. Dolayısıyla bunlar büyük problemler. Yani bu faizler, yok faiz artışı, bunlar onu çözmez. Ama bunlar onu çözmen için sana imkan tanır. Bunu zaten çözecek olan Merkez Bankası değil. Yani en iyi Merkez Bankası konuşmadığın Merkez Bankası. Dolayısıyla dünden de konuşacak bu anlamıyla ya da ya şöyle olsaydı falan diyeceğin çok bir şey yok. Oradaki cümleler, piyasaların bunu satın alması, şu ana kadar doğruların yapılıp bunda ısrar edilmesi bence çok çok kıymetli. Hem özlemişiz hem de ihtiyacımız var. Yani kurun gittiği yer hakikaten hayra gitmiyordu. Kamu bankalarının açıklarını kapatmış olmaları döviz pozisyonlarında neredeyse sıfırlandı. Yavaş yavaş... Hatta bugün işte şimdi görüyoruz yavaş yavaş ortamı iyi görünce Eurobond ihraçlarına vesaireye de giriyorlar. Oradaki döviz pozisyonlarını da bir miktar daha pekiştiriyorlar. Daha da güçlenecektir. Şimdi bu enflasyondaki eğilim birkaç ay içerisinde birazcık iyileşip birazcık başını aşağı çevirip vatandaşlar birazcık TL'yi tercih ederlerse... mesela yeni döviz alımları durdu gördüğüm kadarıyla. Çok yüksek şeyler yok. Yani bu arada dün 1 milyar dolar erime var görünüyor döviz tevdiat hesaplarında ama o biraz parite vesaire kaynaklı. Yani vatandaşlar eldeki dövizi bozmamışlar. Fakat işte altın fiyatı aşağı geldiği için, TL değerlendiği için o miktar düştü görünüyor. Halbuki öyle değil. Yani, analizleri biraz doğru yapmak lazım. Evet ama yine de şey yani oradaki eğilim, o güçlenme, insanların dövize, altına hücum olayı durdu. Bu tabii altın fiyatlarındaki düşüşten 2000'den 1800 küsürlere düşüşünden ve dolar TL'nin ya da euro TL'nin de işte 1 lira civarında gerilemesinden de kaynaklanıyor. Bu böyle devam ettiği sürece ve piyasaya yakın faizler oluştuğu sürece insanlar Türk lirasının da adresini yavaş yavaş sormaya başlayacaklardır. Sonuçta çok uzun sürede biz bu kötü binayı inşa ettik. Yıkımı kısa sürmez, normaldir. Dolayısıyla bizim bilgisayar şarjı bitti herhalde. Bilgisayar kendi kendini yok edecek. Yani dolayısıyla benim gördüğüm ortam bu.
bir istikrar kazanmaya başlıyor. İstikrarda ısrarcı olmak lazım. Çünkü çok kolay bozulabilir. Ben epeyce olumlu görüyorum dünkü toplantının sonuçlarını. Peki devam edelim, buradan geçelim istersen. Bir miktar normalleşme adımlarının diğerine, tartışmaları devam ediyor. Gerçi bu noktada netleşmiş bir gelişme olmadığını da hatırlatmak lazım ama bu çerçevede geçtiğimiz sene salgın çok ön plana çıkınca ve işte aktif rasyosu vesaire gibi unsurlar da devreye girince bankalara getirilmiş olan bir temettü sınırlaması vardı. Hem şirketlere getirilmiş olan %25'lik bir temettü sınırlaması vardı. Bu yıl sonu itibariyle sonlanmış oldu. Yenilenmediği için bitti. Ama bankalar tarafında hala temettüler izne tabi olduğu için bir noktadan sonra bunların kalkıp kalkmayacağı önemlidir. Temettü şu açıdan da çok önemli. Banka sermayeleri adına koyduğu paranın karşılığını bir noktadan sonra alabilmesi son derece önemli, değerli. Diğer taraftan işlerin normalleştiğinin görülmesi anlamında önemli. Bir de mesela hakikaten temettü geliriyle kendi faaliyetini ve varlığını sürdüren örneğin İş Bankası, Muzam Sandığı gibi yerler var. Oralar açısından da önemlidir açıkçası. Şimdi bu yani bankacılığı bir küresel olarak bir de Türkiye'deki haliyle belki değerlendirmek gerekir. Küresel olarak baktığımda işte 2008'deki küresel finansal krizde çeşitli işte türev işlemlerden ötürü sarsılan yatırım bankacılığı tarafında çok büyük zararlar eden yatırımcılarını, halkı zarara uğratan bir küresel bankacılık gördük. Fakat Türk bankaları o merhaleye çıkmamış oldukları için daha önce yani yatırım bankacılığı vesaire filan gibi çok daha komplike işlere girmemiş oldukları için bu işten azade kaldılar. O zamanlar da çok iyi kar üretiyorlardı. Dolayısıyla Türkiye'deki bankalara, zaten gelişen ülkelere de ciddi bir teveccüh vardı. Devamlı bir ilgi gördük. Sadece yatırımcı bacağında değil, bankaların satın alınması anlamında da. Ki o yıllarda 3,5-4 defter değeri çarpanıyla Türk bankalarında alım satım işlemleri de gerçekleşiyordu. Biz bunu en son Denizbank'ın Körfez'e satışına Ruslardan kadar, ki o en son kabaca işte 1.1 çarpana kadar indi. 4'ten 1'e doğru bir yolculuğu vardı. Bizim bankalardaki çarpan eksilmesi ya da daha az değerli olma baskısı, değersizleşme baskısı tabii şeyden kaynaklandı. Yani Türkiye'de faiz adları çok yüksekti. Enflasyon oranları düşüp banka marjları erimeye başlayınca öz sermaye karlılıkları yani çok çılgın seviyelerden normalize olmaya başladı, normalleşmeye başladı. O yüzden de makas daraldı. Fakat dünyada bu baskı bitmedi. Çünkü Avrupa'da iki tur borç krizi yaşandı. Ardından da faizler sıfıra yapışınca yani bankaların çok oynayacak bir alanı kalmadı. Çünkü bankada ne yapacaksın? Bir şekilde yani vadeyi ve faizi uyumlandıracaksın. Bütün vadelerde faiz aynıysa o zaman bankacılık sorgulanmaya başlanıyor. O yüzden de bu öz sermaye karlılıkları yine çift tanelerden 3'lere, 4'lere, 5'lere kadar yapıştı dünyada. Bir de devamlı zarar eden kuruluşlar haline geldiler. O yüzden bu defter değerlerinin hep yarısı kadar, 0.4'ü kadar birimlerle işlem gördüler. Çünkü sermayedarlar hep şunu düşündü. Ya yarın öbür gün yine kapımı çalacaklar. Yarınki koyacağım sermayeyi ben de o zaman bugünkü değerden düşerim arkadaş demeye başladılar. Fakat Türkiye'de bu olmadı. Türkiye'de olan şey ise kurun devamlı erimesi, işte şirketlerin bundan bilançolarında zarar görmesi ve işte aktif kalitesinin bozulması. Bir de bahsettiğim uzun vadeli trend. Yani Türkiye'deki hikaye bu. Fakat Türkiye'de bankacılık yani 2001 krizinden çok inanılmaz derslerle çıktığı için Türkiye'nin değil sadece bence dünyanın da en iyi regüle edilen ve en sağlam sektörlerinden biri olabilir. Ve çok hakikaten yastıklı çalışıyorlar. O da şu demek, edilecek her bir potansiyel zarara karşı çok ciddi karşılık ayırıyorlar. Bu sene Türkiye bankalarının iki tane hikayesi olacak. Bunlardan bir tanesi bu artan, birazcık daha artacak çünkü NPL'ler yani tahsil gecikmiş alacaklar. Bu artan tahsil gecikmiş alacakları ayrılan neredeyse sonsuz karşılıklardan ötürü artık bu sene daha az karşılık ayırmak durumunda kalacaklar. Hatta bazılarını ayırmak zorunda kalmayabilirler bile. Çünkü özellikle büyük bankalara baktığımız zaman çoğu çok yüksek miktarlarda karşılık ayırıyor. Dolayısıyla da yani daha amatör bir bakışla ya bu bankalar bu işlerle mücadele edemezlerden yerine hatta belki daha kötü konuşmak yerine azıcık teknik olarak içine girdiğin zaman bu sene daha az karşılık ayrılacağı için bankaların cost of riskinin yani işte risk maliyetlerinin aşağı geleceğini, bunun da milyar milyar bankalar için ekstra kar demek olduğunu bilmek lazım, bu bir. İkincisi de enflasyonda beklediğimiz, bahsettiğimiz düşüş hakikaten de yılın ikinci yarısı itibariyle olursa bu sefer mevduat tabanı yani fonlama tarafı ve kredi tarafında ciddi bir vade uyumsuzluğu olan bankaların düşen faiz ortamında mevduatları devamlı aşağıya fiyatlayacağını, yani maliyetlerini son 6 ayda hep aşağı çekeceğini, oysa görece yüksekten vermiş olduğu kredileri tutarak bir marj
yukarı yönlü baskısıyla daha fazla para kazanacaklarını, o yüzden de bu yılın hatta gelecek yılın bankalar için çok daha iyi olduğunu görmek gerekir. Bu ortamda işte bankalar temettü ödemesini serbest bırakalım ki birazcık dışarıdaki sermayedarlara da herhalde yollayalım diyorlar. Çünkü onların da yani para kazanma ihtiyaçları var. Herhalde bahsedilen bu. Bir de senin bahsettiğin gibi detaylar var. Yani bankacılığın isteği bu. Bence yani kar dağıtımının belli bir oranda serbest bırakılması hem güven göstergesi de olabilir. Reel sektör içinde yanlış hatırlamıyorsam o yasak bitti. Temettü dağıtmıyorsa. Durum bundan ibaret yani. Peki hızlıca gidelim istersen, birkaç tane önemli haber var. Bunlardan bir tanesi Joe Biden'ın Amerika'da başkanlık yeminini ettikten sonra yapmış olduğu ilk açıklama. Diyor ki önümüzdeki bir ay içerisinde 100 bin Amerikalıyı daha kaybedebiliriz COVID-19 nedeniyle. Dolayısıyla kaybımız 500 bine kadar çıkabilir. Dolayısıyla bu bence önemlidir. Diğer taraftan şöyle bir karşılaştırma yaptım. Sabah baktım yani sayıyı gördükten sonra 500 bin çok acayip bir rakam çünkü. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela ne kadar Amerikalı ölmüş diye? 420 bin. Dolayısıyla yani İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettiğinden daha fazla nüfus kaybına sahne oluyor Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda. Hakikaten çok önemli bir gelişme. Diğer taraftan yine Almanya'da 50 bini aştı can kaybı sayısı. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı yetkilileri hastaneler savaş alanına döndü diyor. Yani dolayısıyla oralarda işler pek de iyi gitmiyor. Bir taraftan da yeni aşı çalışmaları ve aşı tedariği konusundaki soru işaretleri var. Anthony Fauci Amerika'da bu aşı işinin başında, daha doğrusu bütün COVID-19'un yöneticisi konumundaki kişi. Yeni bir ilacın daha, Johnson & Johnson'ın aşısının daha yavaş yavaş piyasaya gelebileceğini ifade ediyor. Şu anda orada sadece Pfizer ve Moderna'ya izin var. Yani sen durumu çok iyi anlattın. Hep burada konuştuğumuz konu, biz tabii işin ekonomik tarafından, finansal tarafından konuşuyoruz ama yani işin tıbbi boyutu da ciddiyetini koruyor. İngiltere'yi daha önce burada konuştuk. Yani üçüncü kapanmaya girdi İngiltere ve hala daha hastanelerde bir rahatlama olmadığını rapor ediyorlar. Bu tabii korkunç bir şey aslına bakarsan. Bir de yani bunun bir ötesi de yok. Yani zaten her yer kapalı. Daha ne yapılabilir? Artık tam bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir ama yani o da herhalde olacak gibi değil yani ekonomik anlamda vesaire. O yüzden böyle sürdürmeye çalışıyorlar. Bu Ocak ayı da bu anlamda zor geçecek. Zaten Almanya Şubat ortasına kadar uzattı. Amerika'yı açtığın için söyleyeyim yani şey bana çok garip geliyor. Sonuçta epeyce kötü bir yönetim sergilendi. Ve insanlar yani hem kendi aralarındaki eşitsizlikten ötürü yani deri rengine göre daha fazla kayıplar oldu. Hem de Amerika'nın belki kaybetmesi gereken miktarda insandan, yani çok dikkatli konuşuyorum, insan çünkü bunlar. Çok daha fazla insan kaybedildi ve bu normalize olmuştu. Yani o ülkenin başkanı çıkıp işte işlerin harika gittiğinden vesaire filan bahsedip sonuçta insanlardan bir tur daha o istedi. Neredeyse de alıyordu. Yani işler çok kötü gitmese. Dünya garip bir yer hakikaten. Mesela konudan bağımsız ama yani geldiğimiz şeyi yorumlamak adına. Mesela Rusya'da biliyorsun Navalny zehirlediler. Kendisi de kendisini zehirleyen ajanlarla bir telefon konuşması gerçekleştirdi. 30-40 dakika boyunca bu operasyonun nasıl yapıldığı vesaire filan. Yani gizli kimlikle aradı. Gizli kimlikle aradı. Son ülkesine geri döndü ve hemen zaten havalimanında hemen derdest ettiler. Çok da ilginç olmuş değil mi? Bir tane ölemediği için. Oraya doğrudan bir tane yargıç götürmüşler bulunduğu yere falan. Ya, oradan bahsetmeyeceğim. Onlar zaten yani işin normali ama mesela halka baktığında yani şeye büyük bir tepki yok. Yani bunu normal karşılıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla yani diyorsun ya hani 400 bin, 500 bin. Ya ben büyük bir infial de görmüyorum yani. Evet insanların bir bölümünde var ama artık normalize olmuş. Dolayısıyla evet bunlar var ama aşılar da var. Böyle geçecek demek zorundayım. Yani durum bu yani. Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte. Alican hoş geldin. Günaydın. Ankara'da oldukça yoğun ve hareketli bir süreç var. Bunlardan bir tanesi, önemli gündem maddelerinden bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili olarak vermiş olduğu ikinci kez hak ihlali kararı. Yerel mahkeme dinlememişti. Hukuk reformu falan tartışılırken şimdi ikinci karar geldi. Bu kez ne olacak diye bakacağız herhalde. Şimdi ilk karardan sonra da aslında siyasilerin açıklamalara bakıldığında Anayasa Mahkemesi'nin yerel mahkemeler tarafından tanınmamasının veya dikkate alınmamasının aslında kabul edilemez olduğunun mesajları verilmişti. Yani muhalefetten zaten bu çok net olarak verildi ama iktidar kanalından da, hatta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den de bu yönde mesajlar vardı. Dolayısıyla ben zaten yargı paketi içerisinde buna ilişkin net maddeler olmasını bekliyorum meclise getirilecek paketler arasında. Ama bu noktada yani
bu hafta içerisinde Ankara'daydım. Birkaç temasta da bulundum farklı konularla ilgili olarak. Ama bu konuyla ilgili olarak da yani Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıktıktan sonra genel beklenti bir kez daha yerel mahkemenin kararında direnip Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayması yönünde değil. Dolayısıyla artık bu noktadan sonra ne nasıl bir karar verilir, tamamen geçersiz mi sayar yoksa yeniden yargılama kararı mı alır? Yeniden yargılama kararı alırsa farklı bir süreç işletilecek. Yani işte tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği düşürülmüştü Enis Berberoğlu'nun bilindiği gibi. Dolayısıyla paralellik ilkesi sebebiyle tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği kararı okunup ondan sonra tekrar milletvekilliğinin düşürülmesi açısından yeniden yargılama kararı alınırsa diyorum. Karma komisyon mu kurulacak falan, bunlar biraz daha teknik konular ama ana beklentinin mahkemenin AYM'nin kararına uyması yönünde olması bekleniyor Ankara'da. Tabii şu anda yerel mahkemede nasıl bir karar alacak? Eğer AYM'nin kararına uymaz ise tamamen tekrar yine Türkiye'de yargı ve hukuk konuları tartışılmaya devam edecek. Bu konuda Adalet Bakanı'nın açıklamaları da var. Senin dediğin gibi hukukta reform çabaları Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamında da çok fazla dile getiriliyor şu anda iktidar tarafından da. Bu kapsamda beklentinin ne olduğunu söyledim. Şu anda mahkemenin vereceği karar doğrultusunda Berberoğlu'nun ve devamındaki belki başka davalarında nasıl sonuçlanacağı yönünü anlayabileceğiz. Yine tartışmanın devam ettiği yerlerden bir tanesi de kabinenin içi anladığımız kadarıyla İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı arasında da bu konuyla ilgili bir mesaj trafiği var. Anladığımız kadarıyla biraz da sosyal medya üzerinden yürüyor iş. Var. Biraz daha tabii kişisel bir konu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesiyle olan bir fotoğrafının altına yapılan küfürlü bir mesaj sonrası o küfür eden kişinin önce gözaltına alınması sonra serbest bırakılması sonrası İçişleri Bakanı'nın yine sosyal medyadan vermiş olduğu bir mesaj var. İşte bakan olsam bile işte annene küfür eden kişiyi serbest bırakılabiliyor yönünden yani biraz daha duygusal içeriği daha fazla olan bir mesaj olduğunu söyleyeyim. Adalet Bakanı'nın da sadece buna karşılık değil aslında bu cevap Süleyman Soylu'ya cevap gibi algılandı ama Adalet Bakanı'nın açıklaması sadece orada genel olarak sosyal medya üzerinden kendisine yönelik olan mesajların tamamıyla ilgili olarak yani bakanlığın ve bakanın devreye girip bu konularda işte şu anda İşte hukuk yani mahkemeler tarafından ilgili kanun maddesi gereğince serbest bırakılması sonucu bakanın devreye girerek bunları engellemesi yönündeki taleplere yönelik aslında bir cevap veriyor. Ama bu noktada hem İçişleri Bakanı'nın bu talebini veya bu sıkıntısını dile getirdiği gün gelmesi zaten bu açıklamaların buna da net bir şekilde bu konunun konuşulacağını gösteriyor. Ben bugün İçişleri Bakanı'ndan bir açıklama bekliyorum işin doğrusu. Sabah saatlerinde bir program olacak. Burada muhtemelen gazeteci arkadaşlarımız Bakan Soylu'ya bu konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı'nın açıklamalarıyla ilgili olarak ne düşündüğünü soracaklardır. Dolayısıyla gün içerisinde bu muhalefet tarafından da dillendirilecek bir mesele olacaktır. Yargı meselesi, hukuk meselesi ve İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına Adalet Bakanı'nın cevabı. Dolayısıyla hem Berberoğlu kararı, hem hukukta reform konusu, hem İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı konusuyla hukuk, yargı, yargı sistemi, alınan kararlar, uygulanmayan kararlar gibi başlıklar bugün Ankara'da en çok konuşulan arasında olacak. Aşılanma, açılma, kapanma vakalar orada neredeyiz onu söyleyeceğim. Şimdi 85 yaş üstü aşılanmaya başlandı. Konuştuğum kişilerden şu yönde bir izlenim edindim. Muhtemelen bir sonraki bilim kurulu toplantısından sonra bu 5 yaş inecek gibi gözüküyor. Yani 80-84 yaş aralığı muhtemelen gelecek hafta itibariyle aşılanmaya başlayacak gibi gözüküyor. Ondan belki işte 5-6 gün sonra bir alt yani 75-80 yaş aralığı aşılanmaya başlayacak. Şu andaki en azından takvimleme bu yönde, beklenti de bu yönde. Bir sıkıntı olmamış şu ana kadar aşılananlarda. En azından Sağlık Bakanlığı'nın kaynaklarından almış olduğum bilgilere göre. Yeni aşıların ne zaman geleceği? Asıl soru işareti bu. Beklenti 25 Ocak tarihi. 25 Ocak tarihinde yeni aşıların da Türkiye'ye girmesi bekleniyor. Şu anda stokta bir sıkıntı olmadığı, sağlık çalışanlarının ve eczanelerde çalışanların, eczacıların da aşılanmaya başladığı. 90 yaş üstü 85-90 yaş aralığı başlamıştı. 25 Ocak'ta eğer aşı gelirse anladığım kadarıyla takvime uygun bir şekilde ilerleyecek. Ama aşıların gelmesi gecikirse çünkü sonra 14 günlük bir süre var bilindiği gibi kontrol süresi. O zaman sanki takvimde bir aksama olabilir. Bu konuyla ilgili de muhtemelen Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamalar gelecektir ama açılmalarla ilgili olarak bir takım talepler var. Mesela 8. ve 12. sınıflar okullarla ilgili olarak yüzde kursların destekleme ve takviye kursları açılıyor 1 Şubat itibariyle.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitimin de 15 Şubat'ta başlamasına yönelik bir ilke kararı var. Başlar mı başlamaz mı belli değil. Özellikle restoranlardan, kafelerden HES koduyla açılma yönünde bir talep var. Bunların tamamı anladığım kadarıyla bu 1-2 haftalık süre içerisinde tartışılacak. Mesela bugün işte TESK Başkanı Bedevi Palandöken'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi olacak. Muhtemelen talepler dile getirilecektir. Tüm bu açıklamalar sonrası göreceğiz. Ama sanki süreç biraz daha hızlanıyormuş gibi gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Sabah raporu burada bitiyor. Kısa bir ara sonra yatırım bültenini izleyebilirsiniz.